mi organizasyon benim değil miyim? Bizim organizasyonun ekibi çok sağlam hocalar var. Selahattin var, Selahattin Aydın var, Öztürk var, Süleyman Güvenç var, sen varsın. Ekibimiz bizim çok sağlam antrenörlerimiz var. Haliyle biz bir karar verirken hep beraber karar veriyoruz aslında. Kimse kimseden düşük olmasın, kimse kimseden üstün olmasın, güzel bir görsel çıksın diye. Ama aksilik olup da sporcu değiştiği zaman da ister istemez çirkin görüntüler çıkıyor ortaya. Evet, sevgili izleyiciler, gecenin sondan bir önceki maçı Mücahit Sezer ve Alperen Mustafa Özer arasında geçiyor. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Çok güzel bir fight card oluşmuş. Sol kroşe, sağ low kick ve peşine yine bir sağ direk Mücahit Sezer'den. Sağlı solu direkler. Yine sağlı solu direkler. Her iki sporcudan hedefi bulmasa da low kick. Yine bir low kick Mücahit Sezer'den sağ direk. Karşılıklı ufak ufak yoklamalarla net yerini bulmayan belirsiz bir round geçiyor arada. Belirsiz bir round ama mücadele var hocam. Her şeyini ortaya koyuyorlar gerçekten. Çok güzel bir low kick blokta tabii ki karşı taraftan. Çok güzel. İşte kontrolü görüyor musun? Yani iki yumruk ve geri çekiliyorsun orada, bir es veriyorsun orada yani. Hem dinlenmek açısından hem de ikinci bir tekniği uygulamak için kendi toparlıyorsun. Ama hocam şunu söyleyeyim. Bu sporda soğukkanlı olmak gerçekten o kadar çok önemli ki. Ve şunu söyleyeyim. En az santranç kadar zeka gerektiren bir spor bu. Akla ilk gelen Klitschkov kardeşler. Kesinlikle hocam. Teknikleri çok üst düzey olmasa da. Bu zaten boşuna demiyorlar onlara. Evet. Teknikleri çok üst düzey olmasa da. Yani 12 yıl dünya boksunu idare ettiler. Daha ne olacak yani? Az bir süre mi? Kesinlikle hocam, katılıyorum size. Çok soğukkanlı sporcular. Çok soğukkanlı, çok başarılı gerek Vladimir Klitschkov. Diğerinin ismi neydi? Vladimir Klitschkov, Vitali Klitschkov. Vitali Klitschkov, evet kardeşler. Bunlar biliyorsun iki organizasyonda birbirleriyle karşılaşmak için şans geldi, öyle doğdu. Ama maç tabii ki kardeş oldukları için maç yapmadılar. Dünya boksuna evet, bir sporcularımıza renk katmadılar ama orayı işgal ettiler 12 sene Sayın boyunca. Sayın Şerafettin Boynoz evet. Beyefendiyi ringe davet Müthiş ediyoruz. Müthiş maçın da sonuna gelmiş olduk. Bakalım bu maçın galibi kim olacak? İnşallah 5 round gelmez artık. Artık saatler gerçekten ilerledi. Ama Mücahit biraz daha bir üstünlüğü var değil mi? Hafif bir. Hocam Mücahit sanki hocam ilk round ortadaydı. İkinci ve üçüncü round biraz Mücahit'in üstünlüğü vardı. Olacak bakalım. Onlar ne görmüş? Onu da göreceğiz şimdi. Artık gözlük takıyorum biliyorsun. Yıllardır gözlük var ama bazen akşamları okuyamıyorum. Yakını. Evet, yakında öyle butik bir ortamda ufak ufak bir denememiz olacak. İnşallah beraber olacağız orada da. Yine konuşuruz bu konuyu da. Tarih belirlendiği zaman tanıtımı yapacağız. Evet, bakalım. Tarık Sayın söz sende. Teşekkürler Nusret Öncü. Evet, gerçekten efsaneler arenasına yakışır bir maç izlettikleri için iki sporcumuzu da tebrik edelim. Hakemlerimizin bir oy birliği var ve
Buna göre mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı bildi. Kırmızı köşe Mücahit Sezer. Ve sporcularımıza kupalarını takdim ediyor Sayın Şerafettin. Burada aslında kızacak bir şey yok. Yani bir taraf maçı kazanacak. Hakemler demek ki hakemlerin gözüyle kafa kafaya da gitse. Gerçekten müthiş mücadele etti Alperen Mustafa Özer. Olur böyle şeyler. Ama hakemlerimizin takdiri kupayı kazandırdı Mücahit Sezer'e. Evet. Alkışlarla uğurluyoruz sporcularımızı. Ve Efsaneler Arenası'nın son karşılaşmasına geçiyoruz. Efsaneler Arenası'nda şimdi sıra geldi gecenin son karşılaşmasına. Önce kırmızı köşeden geliyor İranlı sporcu Mehram Hanuşe. Mehran Hanuşe. Ve rakibi geliyor mavi köşeden temsilcimiz, Türk sporcumuz kim? Berkant Silgun. Kırmızı köşede 71 kilogram ağırlığında 1.75 boyunda İranlı sporcu Mehram Hanuşe. Ve rakibi mavi köşede temsilcimiz Türk sporcumuz, Avrupa şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu, 3 maç, 3 galibiyet. Baynaz Spor Kulübü'nden geliyor antrenörlüğünü Şerafettin Baynaz yapıyor. O bir şampiyon, o gururumuz, o Berkant Silgun. Türk milleti çalışkandır. Müsabakanın ring hakemi Sayın Oktay Doğan. Türk milleti çalışkandır. Ringin etrafındaki arkadaşlar lütfen geriye. Sadece antrenör ve yardımcısı kalacak. Başka kimseyi istemiyoruz.
Arkadaşlar başlamak için kenara geçmenizi bekliyoruz. Sadece antrenör ve yardımcısı olacak. Gecenin 10. maç 71 kilo müsabakası Gökdeniz Çoban ve Berkant Silgi arasında geçiyor sevgili izleyiciler. Çok hızlı başladı sporcular, sağlı solu direkler, kroşeler. Müthiş bir front kick İranlı sporcudan. Berkan Silge ve İranlı sporcu Mihran Kama Osman. Gecenin son maçı. Çok hızlı başladı sporcularımız ilk raunda. Müthiş bir low kick karşılıklı. Sıra seviyesine güzel bir round kick. Sağlı solu kroşeler. Köşede müthiş bir diz. Orta seviye bir tekme, yine orta seviye blokta kalıyor. Sağlı sol direkte İranlı sporcudan. Müthiş kroşe Berkant'tan. Siyah şort, siyah eldivenle izlediğimiz sporcu. Kırmızı köşe sporcu. Mavi köşe sporcu. Güzel bir low kick İranlı sporcudan. Son 10 saniye. Evet, birinci raundu bitirdik. Gecenin son maçı. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyiciler. Güzel bir gece oldu. Geceye biraz rotarlı başladık teknik bir sebepten dolayı. Ama muhteşem maçlar oldu. Her şeye rağmen. Güzel bir organizasyondu yine Mehmet Mestoğlu'nun Efsaneler Arenası. Başarılı sporcular vardı, yeni sporcular vardı. Bu tür organizasyonlarda gerçekten gençlere yer veriliyor. Gençler de kendilerini profesyonel arenada gösterme fırsatı, gösterme imkanı buluyorlar. Sporculara antrenörleri son taktiklerini verdi ve ikinci round için hazır sporcular.
Evet sevgili Murat, gecenin sonuna geldik. Herkes yoruldu, hepimiz yorulduk. Gerçekten 2-3 aydır Mehmet'in de organizasyonu bizimki hepsi üst üste geldi. Sizlerin de emeğinize sağlık. Çok güzel maçlar, son 3 maçtı ama. Gerçekten. Son 3 maçı başa alsaydık seyir zevki çok daha yüksek maçlardı, çok daha kaliteli maçlardı. Böyle geç olacağını bilmiyorduk ama. Aynen. Tabii yayın aracının da geç gelmesi ister istemez organizasyonun saatini geciktirdi. Bu saate kadar bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bu gecenin son maçı ve son roundu. Bir sonraki organizasyonda inşallah yine beraberiz. Evet, ikinci round. Son roundu değil bu arada. Bir round daha var bundan sonra. Kıyasıya geçen bir mücadele. Her iki sporcu da eşit şekilde, biraz Berkant'ın biraz teknik üstünlüğü var ama İranlı sporcu da bana mısın demiyor. Evet. O kadar yorulmuşuz ki artık roundları sayısını bile. Gerçekten. Ya saat 1'den beri maç yönetiyoruz, maç sunuyoruz. İnanılmaz yorulduk. Malum biliyorsunuz dün bir toplantım vardı. Toplantıdan geldim. Oradan işe gidip sabah uyumadan 3 gündür 4 saatlik uykuyla ayaktayız. Bugün de yaklaşık 13-14 saatten beri ayakta. Kenarları boşaltalım acilen. Sadece antrenöre kalacak arkadaşlar. 11-20 tarihler arasında Antalya'da kickbox Avrupa Şampiyonası yapılacak. Nasip olursa bizler de orada olacağız. Takımımızla beraber. Başkanımız Salim Kayıcı ile beraber olacağız orada. Ben katılacak tüm Türk sporculara şimdiden buradan başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Ülkemiz adına da, sporcularımıza da başarılar diliyorum. Gecenin sonuna geldik. Mehmet Mestoğlu, yorucu bir gecenin sonuna geldik. Kazasız belasız. Kazasız belasız bitirdik. Herkesi tebrik ediyorum. Kazanan, kaybeden herkesi de tebrik ediyorum. Güzel maçlar oldu. Evet, teşekkür ediyorum sizlere de, ekibe de. Güzel bir maç oluyor, son maç. Gecenin saat 2'sinde müthiş bir sağ direk İranlı sporcudan. Yine sağ direk eldivenlerde kaldı. Çok güzel bir surat seviyesine tekme ama tabii ki hedefi bulmuyor. Her iki sporcu da gerçekten teknik kapasiteleri çok yüksek, çok iyi. Evet, son rounda geldik. Artık Dana'nın kuyruğu kopacak. Bu gece bu maçla, bu roundla gecemize son vereceğiz. Burada Mehmet Mestoğlu'na tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok emek verdi, çok çaba gösterdi. Kazasız belasız bir gece atlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kimse geminin limana nasıl geldiğini bilmez Murat. Yani ne dalgalarla, fırtınalarla uğraştığını, her şey burada bugün yapılan iş değil. 3 aylık, 4 aylık bir çalışmanın ürünü. Bazen 6 ay uğraşıyorsun bir organizasyonla. Şurada 2 saatlik, 2,5 saatlik, 3 saatlik bir organizasyon için. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük ekip işi. Bizim organizasyonda da yaklaşık 100 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ana kadronun dışında da. Bu işlerin yapmasında çok insan ekmek kazanıyor. Çok insan evine ekmek götürüyor. Bunun için de kickbox camiasının el birliği, birbirine destek olması lazım. Evet sevgili izleyiciler, gecenin son maçı ve son round Berkant, Silge ve İranlı sporcu arasında geçiyor. Bakalım bir knockout, knockdown olmadığı sürece hakemlerimiz bu maçın da kararını verecekler. Hakemlerimiz de çok yoruldu bugün. Hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu saate kadar yorucu bir gün geçirdiler. Onlar da tebrik ediyoruz hakemlerimizi de. Güzel maçlar yönetti. Gerçekten güzel maçlar oldu. Son 3-4 maç hele gerçekten muhteşemdi. Bütün sporcu kardeşlerimize başarılar, düz yolları açık olsun. Yine orta seviye Berkant'tan bir tekme. İranlı sporcudan yine cevap kendisine. Bu son roundda bir şeyler yapmaları lazım. Çünkü hakemlerin gözünü doldurması lazım. Doğru. Artık varını yoğunu ortaya koyup iki tarafında risk alması lazım. İranlı coştu sanki biraz, öyle mi?
da biraz daha atak dövüşüyor sanki İranlı. Şu ana kadar biraz durgundu. Evet, sohbete dönüştürdüler artık. Evet Murat, sen de maçı izlerken yorum yapmanı O kadar çok yorulduk ki. Biz de yorulduk, hakem arkadaşlarımız da yoruldu. Gerçekten hakemlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Saatlerdir burada maç yönetiyorlar. Kolay değil arkadaşlar bu işler. Evet, bu arada ana kumandada Flash TV'de, Flash Haber TV'de ki bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Burada canlı yayın arabasında yönetmenden kameramanlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Güzel bir geceyi kurtardılar bu ekip. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, gecenin son maçı, son round ve Burak Dündar mı, İranlı Burak Dündar, Berkant Silge mi, İranlı sporcu mu? Birazdan hakemlerimiz karar verecek. Maçın sonuna yaklaştık. Bir sonraki Mehmet Mestoğlu organizasyonunda inşallah yine bir arada olacağız. Evet, müthiş bir kroşe Burak Dündar'dan. Devam etse burada saydıracak. Evet, round yetişti araya. Bu evet, da biraz maçı çevirir gibi oldu. Mücadele evet. Sona erdi. Son 15 saniyede maçın sonucunu değiştirecek sporcularımıza hamleler kupalarını yaptı. Takdim etmek tabii üzere. Tabii burada bütün karar hakemlerin, bekleyip İranlı göreceğiz. İranlı Mehri Atay'ı evet. Ringden bekleniyorsunuz. Bakalım sonuç ne olacak Murat? Söz Tarık Sayın'da, karar hakemlerde. Evet, müthiş bir maçı geride bıraktık. Berkan Silgo ringde gerçekten rüzgar gibi esti geçti. Bakalım hakemlerimiz nasıl bir karar verecek? Şimdi o kararı almak üzere hakem heyetinin yanındayım. Bakalım sonuç ne olacak? Sadece babasına gösteriyorum. Ve işte beklediğiniz o an geldi, çattı. Alkış, ıslık, uğultu, ne varsa alabilir miyim? Değerli spor severler, izlemiş olduğunuz müthiş bir mücadeleyi hakemlerimizin 3-0'lık kararıyla kazanan köşeyi açıklamadan önce evet, işte o an geldi. O boşuna Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu olmadı. Bugün de gösterdi ki ileride zamanlarda da şampiyon olma adayı o. Mücadeleyi kazandı Berkant Silgo. Mehri Hanım takdim ediyor sporcuların kupalarını. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Evet. Değerli spor severler, Protaş Nutrition katkılarıyla hazırlanan bir Mehmet Mestoğlu organizasyonu olan Efsaneler Arenası'ndan şimdilik buraya kadar izlediğiniz ve izlettiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Adın yazılacak mücevher taşa, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yazılacak mücevher taşa.
deftere yazdı.